Babam 62 yaşında, akciğerinde 3,5 santimlik sıvı toplaması var. Çözüm ne demiş Ahmet Bey? Evet, şimdi burada akciğer pleural sıvıdır bu. Akciğer zarında büyük bir ihtimalle öyle. Şimdi bakın, bu akciğerde biriken sıvıyı, ödemi atamazsınız. Ne verirler? Güçlü diüretik verilir. Güçlü diüretik. Ne bileyim işte adı L ile başlayan veya AL diye başlayan ikinci bir diüretik var. Her neyse. Fakat bunu verdiğiniz zaman ne oluyor? Vücuttan tuzu attığı için bir, tansiyonunuz düşüyor. Hele hele düşük tansiyonluysanız zaten bu diüretikleri kullanamazsınız. Normal tansiyonluysanız tamam, bir şikayetiniz yoksa diüretiği verdiğinizde bu sefer potasyumu da atıyor vücuttan ve ritim bozukluğuna sebebiyet verebiliyor. Ve akciğerdeki o ödemi de tam atmış olmuyorsunuz. Kalıyor. Ne yapacaksınız? Keçi boynuzu. Keçi boynuzu pekmezi, soğuk pres. Yani akciğer ödeminde birebir. Yani her zaman şunu düşünmüşümdür. Mesela bu karın zarında peritonda sıvı birikirse asit denir. Bu siroz hastalarında filan görürsünüz. Ya Rabbi ya Resulallah, vişne suyu. Bak orada keçi boynuzu çalışmaz. Yani karın zarında sıvı birikimi varsa orada vişne suyu içeceksiniz. Eğer akciğerde sıvı birikimi yani ödem varsa keçi boynuzu pekmezini tüketeceksiniz. Hiç alakası yok diye düşünürsünüz. Evet böyle. Sabah, öğle ve akşam birer tatlı kaşığı soğuk pres keçi boynuzu pekmezi tüketecekler. Ve evelallah o sıvı kaybolacak. Evet. Veya sıvıyı aldırdıysa sabah, öğle, akşam keçi boynuzu pekmezini en az 15 gün uygulasın. Ondan sonra sabah akşama düşürsünler. Günde 2 defaya. Görecekler o akciğerde tekrar ödem yapmaz. Birçok programımda söylemişimdir. Gene hatırlatayım. Akciğer kanserine bağlı olarak ışın almış olan kişiler veya alacak olanlar bir hafta öncesinden keçi boynuzu pekmezini tüketsinler. Soğuk presini ama. Işına bağlı ödem gelişmeyecektir. Fibrotik yapı oluşmayacaktır. Bu böyle bir nimet işte. Evet. Peki hocam. Bunu